Hardware Plus'tan herkese selamlar. Aydoğan'la beraber ve Yıldıray abiyle beraber Vivo'nun yeni akıllı telefonu Y serisinden Y36'nın kamera yeteneklerini anlatmak istiyoruz. Daha öncesinde yapmıştık birkaç telefonla beraber. Şimdi ise Y36 modeliyle beraber bakalım ben mi daha iyi fotoğraf çekeceğim yoksa Aydoğan mı daha iyi fotoğraf çekecek? Onu bir kıyaslamak istedik. Tabii ki ilk başta şunu söyleyip siz hangi bizim çektiği fotoğrafları beğendiyseniz onu da yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. O zaman ilk sana başlatacağım. Tamam. Çek zaten, bakalım ne çekeceksin. Hani geçmeden önce tabii ki bir temel olarak bahsedelim. Snapdragon 680'den gücünü alan ve 50 megapiksellik üçlü kamerası bulunan bir cihazdan bahsediyoruz ve üzeri gerçekten çok şık. Böyle yine parlak bir yüzey yapmışlar ve üzerindeki camla beraber çok şık durduğunu altın sarısı söyleyelim. Beraber. Bu sefer Y35'ten farklı olarak damla çentik değil, delikli çentiğimiz evet. var. Ve 50 megapikselde de buradan çekimlerden hadi o hadi zaman. Hadi başla bakalım. Ben direkt bayrağı alıp bitiriyorum. Şöyle ayarlasam hem alttan şeyi de olsun. Hemen Y36 etiketi de geldi. Şuradan sana da göstereyim. Sizler ekranda görüyorsunuz. Güzel. HDR de yani ters ışık olmasa ama. Evet şu an mesela bayrağı falan gayet net ve güzel bir şekilde almış. Ben kolaydan başladım. O zaman ben bir kaplumbağa çekmek istiyorum. Evet, bakalım. Burada çok güzel kaplumbağalar var. Kaçmazlarsa yakalamak istiyorum aslında. Hatta şöyle 2x alayım. Biraz gelmesini bekliyorum. Sakin sakin yüzüyorlar orada. Evet. Şöyle hatta suyun yansımasıyla beraber aldığımı düşünüyorum. Hatta biraz daha yakınlaşayım kaçmazsa. Bence iyi olsun. Kafasını çıkarmış böyle. Kafası ve gövdesi belli oluyor. Güzel çıkmış. Güzel. Devam edelim. Peki Aydo. Şimdi evet. hangi açıda, hangi pozisyonda ne çekmek istersin? Buyurunuz efendim. Şu an bir düşünüyorum. Nereden nasıl bir şey yapsak diye. Hı-hı. Güzel de hava. Serin gerçi şu an ışık biraz gittiğinden şey ama Allah. Evet bulutlandı bir hava. Telefon o işi güzel yapıyor. Bol bol çekeriz. Şöyle çekecek güzel bir şey arıyorum ama. Şuranın içini bir çeksem nasıl çıkartır acaba? Ya çek da bakalım. Çok mu şey kalacak? Yo bir dakika şunu bir 1x alıp aslında bir de şöyle çekeceğim. Hop bakayım. Evet ben de şöyle bir şey çektim bu sefer. Güzel gölgelerle birlikte aynen. güzel almış. Hem ön arka şeyi var hepsini de valla net bir şekilde göstermiş. Tamam peki. Yine sana verdim. Bir bayrak pozu da benden gelsin o zaman. Şöyle ben bir açıp gördüm. Şu lambayla beraber hatta düzelteyim. Bence güzel fotoğraf oldu. Evet yine mesela bak arkada kalmasına evet, rağmen. Evet evet yani bulutlarla şey... beraber HDR performansı güzel. Şu an sevdim. Şu an 1x'te çektim şeyleri hı-hı. kurbağaları. O zaman ver ben de seni çekmiştim. Yine arkanda bayrak varken portresini bir de hadi çekelim. Hadi çek. Güzellik ayarı yapmama gerek var mı acaba? Bence zaten çok güzel. Hadi o zaman tamam ellemiyorum ama burada doğal parlatma, cilt tonu, birçok beyazlatma, farklı yüz var, evet. şekli, kısa yüz. Ya genellikle kadınların tercih edebileceği evet. ama tabii erkekler de kimi zaman tercih ediyor. Dur poz vereyim hadi. Aa burada bu arada vintage vesaire Fransız efekti falan varmış. Evet. Ama ben yine normal çekeceğim. Filtre almıyorum. Stil de almıyorum. Direkt şöyle bir tane daha çekeyim. Bayrağın düzgün çıktığı şekilde. Bakayım. Hemen bakalım. Oo. Evet bayrak bak güzel çıkmış. Evet güzel olmuş. Beğendim. Ha, şu en azından net ay yıldız göründüğü için asker pozu gibi olmuş. Aynen. Askerden yeni geldim pozu. Hemen bir de gel. Ya da sendeyken yapayım hadi tamam. Hı. Tam diyecektim hadi bir de ön kameraya bakalım. Ben şöyle bir poz çekmek istiyorum ailesine. Dik ama portre. Okey. Nasıl durayım? Düz. Düz tamam. dur. Süpermen pozumla. Şöyle zaman göğsü de çıkartır. Aynen tamam diyecektim. Süpermen gibi. Evet. Bu arada tabii ki F değerini de ayarlayabiliyoruz burada. Şu an ben normal çektim seni. Portre çekmeni bir de portre çekeyim. Şuradan F değerini ayarlayayım. Şu an tamam. kapalıydı. F... Bu ışıkta f4.0 bence gideri var gibi. Evet. Bence oldu. Evet 4.0'da biraz daha oldu. Mesela bu tarafa baktığımızda şeyde öncesine hı hı. arkası belirgin. Burada 4.0'da güzel bir doğal bokeh. Gökyüzünü falan çok güzel. Evet oldu. Ben de onu fark ettim. Gökyüzü performansı bayağı yani bu bulutlu havaya göre güzel bir performansı ki, var. Şeyi söyleyelim biz burada şimdi ardı ardına fotoğraf çekiyoruz. Sizin bu konuda dert etmenize gerek yok. Çünkü içerisinde 256 GB'lık aynen. bir hafıza var. Ve isterseniz ekstradan microSD kartla da arttırabiliyorsunuz. 1 terabayta yani, kadar devam. Bol bol fotoğraf, video, oyun ne indirirseniz indirin. Şeyde depolamada sıkıntınız depolamada yok. Sıkıntı yok. Aynen. En güzel konulardan biri özellikle bu seviyedeki bir telefon. Yani aslında Vivo'nun Y serisi giriş orta olarak adlandırdığı bir seri. Hı-hı. Onda bile 256 GB sunabilmiş olması gayet güzel noktalardan bir 8 tanesi. 8 GB RAM'imiz var. Ekstra 8 GB arttırabiliyoruz. 16 GB RAM şu anda sadece en tepe oyuncu telefonlarında varken aynen, burada aynen. alabiliyoruz. O zaman gel bir de ön kamera yapalım seninle beraber. Hadi yapalım. Hop şurayı aldım. HDR'ımız otomatikleme. Yok açalım.
En azından renkler otomatik HDR'da. Şöyle. Yine arkadaki HDR'ı merak ediyorum ben, bakayım. Gözlükten de göremiyorum ama. Hop. Bence... Bak sen denetsin. Gayet ben de net bir şekilde duyuyorum. Normalde ön tarafta bulunan daha net olur. Aynen. Arkadaki biraz daha full olur ya, öyle bir şey yok. Bunda öyle bir net şey yapmadı, o hoş. Güzel. Bak, evet, sıra bende. Güzel bir burada ortam ve ağacı bulunca ben şöyle fotoğraf kısmına geleyim, bakayım temiz mi temiz. Şöyle çevirip. Birazdan bir de çok güzel bir açıya geleceğiz. Sen ağaçtan yaparsan boğazda bendedir o zaman. Hatta ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. İnsanların geçmesine izin vereyim be. Filtrelerden, şurada Greyfurt filtresinden şöyle HDR'ı da bir açayım. Evet. Filtreleri gayet güzel ya. Biraz Greyfurt filtresini böyle hafif açtım. Ha, bence aynen. Ton birazcık tam böyle biraz şey kaymış. Evet. O yüzden sevdim o pozu. Vallahi güzel olmuş. Güzel zaten poz oldu. Ekranda görüyorsunuz. Oradan oylamanızı yapın. Burada zaten yine Greyfurt akşam esintileri, makaron, siyah beyaz sessiz. Aa bak, orada siyah beyaz olabilir. Şimdi zaten Beykoz aslında Otağtepe'deki Fatih Korusu'ndayız. Şurada çok güzel bir manzara var. Manzaramız var. Hemen. Bir de şu telefon hakkında şundan bahsetmek istiyorum. Telefon gerçekten güncel yazılımı destekliyor arkadaşlar. Yani evet, baktığımızda bu... Android 13 var üzerinde ve Funtouch OS 13'te bulunuyor. Bu da demek oluyor ki Vivo'nun güncelleme politikasında gerçekten önem verdiğini gösteriyor. Hı hı. İki ana büyük sürümü burada sizlere verecek. Y serisiyle ve Y36 modeliyle bunu vermiş olacak Vivo tarafı. Bu gayet önemli ve üzerine durmamız gereken bir nokta ve giriş seviyesi telefonu. Şunu da söyleyeyim, bazı markalar işte diyor şu kadar güncelleme vereceğiz ama bir eski sürümle çıkartıp bir güncellemeyi hemen bir ay içinde yemiş oluyorlar. Evet. Burada direkt Android 13'te çıktığı için 14 ile 15'i bu cihaz alacak demektir. Bu da çok güzel bir şey ve Türkiye'de de çok dikkat ettiğimiz için bu güncelleme olaylarına o konuda aklınızda bulunsun. Ve sadece ana güncelleme değil, yani Android sürümü değil, güvenlik güncellemesi kısmında da sizi hep güncel tutacaklar. Onu da belirtmeden geçmek isterim. Zaten hani ana sürümden sonra da yine güvenlik güncellemelerini alıyorsunuz. Bu sayede hani hem güvenli hem de yeni sürümlerin olduğu şekilde kullanabiliyorsunuz bu telefonda. Şimdi buradan direkt köprü tarafına. Ben bu pozu kaçırdım ya, Aydoğan'a verdim. Güzel. Ben sağ tarafı çekeyim, sen sol tarafı çekersin. Olmadı. Çek şöyle bakalım. Hemen telefonumu açıp şuradaki filtrelerden. Burada siyah beyaz nasıl görünür? Sessiz alanını merak ettim. Dene. Şu an hemen bakıyorum ona. Ya da şöyle yoğurt, makaron. Işık efektinden de aslında şöyle farklı bir ışık yapsam mı dedim. Tabii ki ben telefon hakkında bilgi vermeye de devam edeyim aslında Aydoğan fotoğrafını çekerken. Şu anda Y36'nın içerisinde 5000 mAh boyutunda bir batarya bulunuyor. Gayet büyük bir batarya. Özellikle 5000 seviyesine alışmış durumdayız. Vivo artık bu telefonla beraber de telefonun hem kutusundan çıkan bir şarj aletimizi de veriyor. Artık hep bu şekilde olacağını zaten sözlerini veriyorlar ama içerisinde 44 wattlık bir şarj aletimiz var. Yani aslında bataryan bitti derdinden kurtuluyorsunuz. Çünkü Snapdragon 680 işlemcisi çok verimli bir işlemci olduğu için batarya da çok fazla emmiyor, içmiyor. Tabii ki böyle olduktan sonra 44 wattla desteklenince bayağı uzun bir batarya ömrünüzde oluyor. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Bazı markaların şu an amiral gemisinin aynı öyle. Yani. Ya bir de kutu içerisinden de çıkıyor yani. O da ekstra bir güzellik. Evet, ekstradan alman gerekmiyor. Şey olmuyor, bu olmuyor. Mis gibi şey yapıyorsun. O zaman ben şöyle bir pozumu... Hadi o zaman öyle bir çekeyim hadi. Vereyim. Hadi senin de ekstra bir fotoğrafın olsun. Hadi bunu şöyle dik yapıp hem arkandan şey çıksın. Şu açı iyi sanki. Bakayım. Vay, al nice. Instagram'a falan direkt hikaye olarak paylaş bunu. Ben şimdi farklı bir şey yapacağım. 2x'i alacağım. 2x'le beraber hem ağacı hem boğazı. Köprüyü, boğazı, manzarayı. Evet, biraz yamuk çekmişim. Biraz daha düzgün çekeyim şöyle. Kılavuz çizgileri kamera kullanarak. Evet, bu fotoğraf daha güzel oldu diğerindense. Beğendim. Nice. Devam. Bakayım, merak ettim ben de. Vay, güzel olmuş. Evet. Kompozisyon güzel, beğendim. Hemen ben şurada, hazır buradayken, şurada sağ üstte bulunan süper makroyu açıp bir de şu ağacın... Evet, bu arada telefonda 3 adet kamera bulunuyor. Bir tanesi ana kamera, bir tanesi makro kameramız ve bir tanesi de derinlik algılayıcı sensör olarak portre çekimlerde işinize yarayabiliyor. Onu da hatırlatmakta fayda var. Hemen. Yine zaten sizler de ekranda görüyorsunuz. Vallahi renkleri falan çok düzgün bir şekilde almış makro kamerası. Oha, oradaki sarı şeyi aldın sen. Aynen. Direkt mesela bak, onu net bir şekilde gösteriyor. Bu çok güzel olmuş. Evet. Vallahi güzel. Sevdim. Şimdi ben bir de 50 megapiksel modunu denemek istiyorum. Yani tam çözünürlük modunu denemek istiyorum. Onu da bakalım nasıl bir bize performans sunacak. Ama ne çeksem onu merak ediyorum. Hani bayrağı çekip yakınlaştırsak mı diye düşündüm. O da olabilir. Şöyle kapatalım. Telefon diğer kısmına geliyorum. 50 megapiksel Ultra HD moduna geliyorum ve şu şekilde bayrağı
Ve denklanşör gecikmesi yok. Heh, yani. Tam onu diyecektim. Sen bakarken evet. Gördüm. Çünkü shutter speed dediğimiz o gecikme neredeyse hiç yok. Bastığın kareyi alabiliyorsun. Evet. Yakınlaştırdıkça da evet. Tabii 50 megapikseli şeyle. Dibine kadar giriyor yani gerçekten. Zaten hani depolamada da derdiniz olmadığı için sürekli 50 ile çekerseniz ay bunun dosyası büyükmüş bilmem neymiş. Ve hani büyük oluyor. Bir ekrana sahip olduğu için de hani bütün yakınlaştırdıkça bütün detayları rahat yani bir şekilde görebiliyorsunuz. Biz burada yine yani. Fotoğraf challenge olarak yapıyoruz ama hani oyunda da 680'den beraber hani geniş ekran. Aynen mis gibi. Öyle. Görüntüyü alabiliyorsunuz. Evet kesinlikle. Bir de şöyle bir, sen iki tane çektin. Ben bir de Yıldıray abiyi çekmek istiyorum. Yine portre de çekeceğim. Hatta şöyle tekrar bir temizleyeyim. Yıldıray abi biraz böyle gelip şu tarafa doğru alayım mı seni? Evet. O zaman hemen ben şöyle pozu da çekip de bir göstereyim istiyorum. Evet şöyle kalpler kısmına geliyorum. Bakalım F5-6 hatta 4-0 yeter. Bence okey. Şöyle bir albümler kısmına giriyorum. Sizin kadar yakışıklı olmayabilirim ama idare ederim diye düşünüyorum ya. Ben... Biraz olmayacağım olsun. Bence 10 numara olmuş. Hadi ben kamerayı bakayım. Buyurunuz. Evet, evet efendim. Şöyle sana geri verelim. Hadi bir tane daha. Ben beğenmemişim yani. Gerçekten de güzel bir telefonmuş. Buradan zaten F'i hemen arttırıp azaltıp. Sizin beğenmeniz beni heyecanlandırdı. Güzel. Son bir tane daha çekelim. Nereden çekelim? Şöyle bir bakıyorum. Evet merdivenlere evet, doğru, gidebiliriz. Orası da vardı. Gerçi evet fazla bir insan var çekim yapacak ama biraz aşağı iner. O karemizi de çekeriz. Şu uzun güncelleme demiştim. Hani zaten iki ana sürüm güncellemesi veriyor ama bir şeyi daha uzatıyor. Onu da direkt bahsetmiş olalım sizlere. Özellikle gidip MyVivo Shop'tan satın alırsanız evet. Ki kendi satış kanalı. Orada 2 yıllık vermesi gereken garanti süresini 1 yıl ek garantiyi ücretsiz bir şekilde sizlere de sunuyor. Bu gerçekten önemli bir şey. 3 yıl garantim var, 2 ana güncellemem var, 3 yıl güvenlik güncellemesi vesaire var. Evet. Ki bunun sebebi de son dönemde yapılan araştırmalarda da çıkmış Vivo kullanıcıları. Sonrasında Vivo kullanmak ve insanlara da Vivo kullanmayı teşvik etmek için kendilerinin memnun kaldığında. Vivo da bunun karşılığını böyle veriyor. En azından 2 yılın sonunda garantisi bitti değil. Evet. 1 yıl daha ek ücret ödemeden garantiniz var. Ek bir şey daha söyleyeceğim. Yine MyVivo Shop tarafına alırsanız Vivo Y36 modelini Vivo'nun burada TWS 2 ANC modeli de hediye olarak sizlere verebiliyor. Aktif gürültü engellemeli. Aynen. Bluetooth kulaklığınız da var. Ki hani sizde bende iyi bir kablolu Bluetooth değildi. Daha doğrusu 3.5 mm'lik kulaklığım vardı. Onu olacak demeyin. Altında 3.5 mm'lik jack girişi var. Güzel kulaklığınızı kullanmaya aynen da devam edebilirsiniz. Ya ama bence TWS iyi ya. Yani MyVivo Shop üzerinden aldıktan sonra güzel bir kaliteye de sahip olacaksınız diye tahmin ediyorum. Şöyle bir çekim yapacağım. Aydoğan fırsatı bilip tekrar bir fotoğraf çekiyor şu anda. İki farklı şeyde yaptım odakta. Orada görünce bir hoş gitti. Ha, bir oraya bir buraya. Bir arkaya bir öne. Bu daha güzel. Ama evet arkasının arka. Böyle İstanbul'un flu ve şeylerin çıkması da güzel olmuş. Var mı başka çekeceğin? Bitirelim mi? Vallahi bitirebiliriz aslında. Yani bence yeterli olarak görüyorum ben çektiğimiz fotoğrafları. Bol sizler bol bu fotoğraflar hakkında ne düşünüyorsunuz? Aydoğan'ın çektiklerim, benim çektiklerim mi daha güzel oldu? Tabii ki de Vivo Y36 modeli hakkındaki görüşleriniz varsa da onlar da lütfen yorumlar kısmına paylaşmayı unutmayın. Sorularınız da olabilir. Zaten işte kullanıyoruz. Bunları lütfen yorumlar bölümüne. Biz de tabii ki sizlere ivedilikle cevabımızı da veririz sizlere orada. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.